Galatasaray'da işte yenilmez armada işe çıktı. Hazırlık maçlarına giderken Avrupa'ya Altan Dinçel'i götürdük. Altan Dinçel de o zamanın Şakil O'Neal'iydi. En basketbol pota altını karartan şeydi, oyuncuydu. Onu götürdük. Yalçın ben beraber oynayalım istedim. Galatasaray'a geleyim dedi. Peki dedim. Turgut abiye söyledim dedim. Turgut abi çocuk bize gelmek istiyor. Şunu alalım çok daha iyi olur. Turgut abi dedi ki sen Yalçın yanlış yapıyorsun dedi. Galatasaray'ın tek başına bu işte çıkması basketbol için iyi olmaz. Galatasaray Fener rekabeti lazım dedi. Ve Altan Dinçel'i Fenerbahçe'ye verdik. Ve uzun sürede biz Fenerbahçe'yi bir daha yenemedik zaten. Altan Dinçel orada oynuyor diye. Fenerbahçe antrenörlüğünü yaparken bir Fener Galatasaray maçı oynanıyordu. Ben de Fenerbahçe'nin koçluğunu yapıyorum ve oyun çok başa baş gidiyor. Galatasaray'ın kaptanı da Fuat. Ben de çok severim Fuat'ı. Bana geldi dedi ki Batur abi şu macağı söyle lütfen, küfür ediyor oyun içinde dedi. Ben de çok sinirim. Ben hem Tahir'i seviyorum hem de yani böyle bir küfürlü bir olayın olmasını istemiyorum yani hiçbir zaman. Neticede bir spor bu. İşte mücadele edeceksen bir tane taraf kazanacak, bir taraf kaybedecek yani. O sırada mola alındı. Ben geldi. İlk defa da TRT televizyonu maçları çekiyor. Hmm. Ben gelince daha teknik konuşmama başlamadan hemen Maca'ya döndüm ki Maca'yı da çok severim. Yani hakikaten çok kendini maçlarda yıpratan, hırslı, çok hırslı bir oyuncu. Çok sevdiğim bir kardeşim deyip yanağına bir tokat attım. O sırada televizyonda çekmiş onu. Dipte Halil Hoca topu almıştı. Ben Fuat abinin Halil Hoca'ya çelme atacağını görünce ona doğru koştum. Hmm. Hakem benim niyetimi anladı. 4 puan vardı, teknik faul verdi. Daha hiçbir şey yapmadan ben 5 puan gidince Batur abi bana bir tokat atmıştı. Ve bu tabi Halil'e bütün televizyonlarda da gözüktü. Kazandık. Ondan sonra soyunma odasına ben çok ağlıyordum. Batur abi geldi bana sarıldı. Defalarca beni öptü, kucakladı. Şimdi bunun bir de deplasmanı vardı Fenerbahçe'de. Ondan 2 gün önce de biz de Ömerlerle bir yemek yiyip evlerimize dağıldık. Bende de gerçekten eve gelince ciddi bir karın ağrısı. Eşim Türkan da hemen Ömer aradı. Ömer de apar topar geldi beni. Tabii apandisin patlama noktasına geldiğini, biraz daha geç kaldığında çok tehlikeli bir hale geleceği söylendi. Biraz da Ömer de tabii o zaman benimle dalga da geçiyordu. Ne oldu lan, korktum lan diyordu. İşte bak ikinci maç Fenerbahçe maçı, çıkmaya mı korktum falan filan diyordu. O yüzden bir stres oldun diyordu. Ama tabii çok ciddi bir duruma gelmişti. Beni hastaneye yetiştirip gerçi bir, büyük bir tehlikeden kurtardığını benim için çok önemli. Him right after what he did was great. He came in the bench to see how I was doing, and I think his action shows the great respect we have for each other. And I think this is a great example, not only for the sports in Turkey, but also for all Europe.